Şarkıcı Yaşar İpek'in, eski eşi Seren Serengil'i rahatsız ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis ile yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan Yaşar İpek, 41 yaşındayım. Kimseye bugüne kadar tokat atmışlığım yok. Onunla evlenmekle hata yaptım, dedi. Mahkeme, Seren Serengil hakkında, zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yaşar İpek katılırken, Seren Serengil katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Seren Serengil ile olay tarihinde boşanma aşamasında olduklarını söyleyen Yaşar İpek, takıntılı hasta bir insan, benden vazgeçemiyordu. Bu durumu anlayınca evi terk ettim. 41 yaşındayım. Kimseye bugüne kadar rahatsız etmişliğim yok, onunla evlenmekte hata yaptım. Baktım ki rahatım yok, boşandım. Seyhan Soylu annemle babama sosyal medya hesabından argo konuştu, kendilerini yerlerden yerlere attılar, ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, olay günü bu durumu konuşmak için erkek kardeşim ve damadımızla Seyhan Soylu'nun evinin önüne gittim. Seren o evde yoktu. Zaten konuşmak isteseydim onun evine giderdim. Elimde bir şey yoktu, gitmeden önce Bakırköy ilçe müdürü Cihat müdürü aradım. Seyhan Soylu'ya, gel bakalım konuşalım, babamla derdin ne, dedim. Anneme de önceden hakaret etmişti. Seyhan Soylu pencereden, imdat diye bağırdı, polisler geldi. Karakola gittik. Sanık avukatı Pınar Kaya, Seren Serengil'in olayla hiçbir ilgisi yoktur. Olaya tanık olmamasına rağmen Seyhan Soylu tarafından kendisine verilen ifadeleri alarak savcılığa şikayette bulunmuştur. Müvekkilimin beraatını istiyorum, dedi. Mahkeme, müşteki Seren Serengil hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.